Merhaba, Lab Akademi'den ben Orhan Çakan. Videomuza hoş geldiniz. Metler Toydo Türkiye sponsorluğunda sizlere ulaştıracağımız video serimizin ilkiyle karşınızdayım. Bu videomuzda analitik terazileri inceleyeceğiz. Terazilerin bileşenlerini göreceğiz ve teraziyle ilgili seçim konusunda size yardımcı olacak bazı önerilerde bulunacağım. Hadi gelin videomuza geçelim. Evet, terazileri temelde 3 gruba ayırıyoruz. Birinci grupta semi mikro ve mikro teraziler yer alıyor. Özellikle analitik çalışmalarımızda minimum miktarlara inebileceğimiz terazi grubunu bu grup olarak tanımlayabiliriz. İkinci grup analitik teraziler. Analitik teraziler şu an yanımda da görmüş olduğunuz Metler Toyodon'un XPR 205 modelinde dahil olduğu analitik ve hassas terazi grubu olarak tanımlayabiliriz. Üçüncü grupta ise endüstriyel terazi yer alıyor. Burada da genellikle laboratuvar dışında üretim alanlarında bu terazileri görüyoruz. Analitik teraziyi kısaca tanımlamak gerekirse şu iki tane kavramın üzerinde durabiliriz. Birincisi analitik kavramı. Analitik laboratuvarlarımızda özellikle HBRC, GC, atomik absorpsiyon, iyon kromatografisi, kütle detektörleri gibi yüksek hassasiyet ihtiyacı olan cihazlara tartım alabildiğimiz terazileri biz analitik terazi grubunda sınıflandırıyoruz ve hassas terazi olarak tanımlıyoruz. Çünkü bu teraziler analitik cihazların ihtiyaç duyduğu doğruluk ve hassasiyeti bize sunabiliyorlar. Analitik terazilerin sunmuş olduğu bu doğruluk ve hassasiyet ise analizlerimizin güvenilirliğini ve sonuçlarımızın doğruluğunu arttırıyor. Bu nedenle biz aslında bu gruptaki terazileri hassas analitik teraziler olarak tanımlıyoruz. Şimdi kısaca bileşenler neler onlara bir bakalım. Bir analitik terazi, hassas terazi dediğimizde ne gibi bileşenler içermesi gerekiyor? Onları detaylıca inceleyelim. İlk olması gereken aradığımız bileşen rüzgar süperliği. Bir diğeri kontrol ekranı. Kontrol ekranı dijital ya da manuel olabilir. Yani tuşlu olabilir. Balans için, denge için ayaklar. Bir su terazisi, tartım hücresi, tartım kefesi aslında bir teraziyi saydığımızda hassas bir terazinin temel bileşenleridir. Şimdi bunları detaylıca bir görelim. Neler gerekli ve satın alma proseslerimizde hangi bakış açısıyla bu detayları incelememiz ve değerlendirmemiz gerekiyor. Kısaca onlardan bahsedelim. Rüzgar siperliği aslında bu seviyedeki hassas terazilerin tümü için gerekli parçalardan birisi. Çünkü özellikle hassas teraziler ortam havasından çok etkilenirler. Havalandırmadan kaynaklı veya insan trafiğinden kaynaklı olan hava akımları terazinin stabilizasyon süresini uzatır. Güvenilirlik parametrelerini etkiler. Bu da tartım güvenliğimizi riske atar. Yani tartımlarımızın sonucunun güvenilirliği olumsuz yönde etkilenir. Bunun için bu seviyedeki tüm terazilerde bir rüzgar kafesi istiyoruz. Bir diğer bileşen ise ekran. Tartımları görebildiğimiz, aslında teraziyi yönetebildiğimiz ekranlar. Bu ekranlarda birçok bilgi yer alır. Terazinin üreticisinin size sunmuş olduğu opsiyonlara göre, özelliklere göre birçok bilgiyi görebilirsiniz. Teraziyi yönetebilir ya da kullanıcı denetimlerini gerçekleştirebilirsiniz. Bakım vesaire gibi kısımlarda yer alıyor. Bir diğer bileşen ise ayaklar, denge ayakları. Bu ise teraziyi dengeye getirebilmek için gerekli. Diyelim ki terazi dengeden şaştı, herhangi bir şekilde dengesi bozuldu. Beni uyarıyor, sesli uyarıyor ve aynı zamanda ekranda bir uyarı çıkıyor ve renk olarak da şu alt kısımda görmüş olduğunuz kısımda bir yeşilden kırmızıya dönen bir panel var. Hemen bir deneme yapalım. Bozalım ayarlarını. Şu an dengede terazi. Bozdum. Bakın bir sesli uyarı verdi. Ekranda bir uyarı geldi ve aynı zamanda alttaki yeşil ışık kırmızıya döndü. Tekrardan ayar için beni yönlendiriyor. Ayakları sağ ve sola çevir diyor. Ekranda tıkladığımda ayar kısmına. Evet. Dengeye geldi ve onaylandı yeşile döndü ve onay'a bastığımda teraziyi tekrardan dengeledim. Bu çok aslında önemli bir detay. Çünkü manuel olarak biz gözle gözlemlediğimiz su terazilerinde her defasında bir gözle kontrol etmemiz gerekiyor. Eğer bunu yapmazsak da ve yanlış bir terazi dengesinde tartım alırsak da tartım güvenliğimiz etkileniyor. Bu açıdan aslında terazinin dengesi oldukça önemli. Bir diğer bileşen tartım hücresi. Tartım hücresi birçok terazide altta yer alır. Ama Metler Toledo'nun ürünlerinde kendi patentli teknolojileri olan askıda tartım teknolojisini kullanırlar. Bu da aslında önemli bir detay çünkü askıda tartım teknolojisi bize çeşitli avantajlar sunuyor. Bunlardan en önemlisi olarak şunu söyleyebiliriz. Altta yer alan kefelerin kontaminasyon riski çok yüksek. Partiküler kontaminasyona maruz kalabilirler çünkü tartım esnasında partiküler aşağı düşme eğilimindedir. Böylelikle eğer bir kontaminasyona maruz kalırlarsa tekrardan bir teknik servise gönderip temizletme ve tekrardan kalibrasyon yapma ihtiyacımız doğacak. E bu da bir maliyet. E bunun dışında eğer bunu fark etmezsek ve bize bir uyarı vermezse tartım hassasiyetimizi değiştirecek yani hatalı tartımlar alacağız. Bunlar bizim için gerçekten ciddi problemler. Aynı zamanda bu süreçlerde bir de zaman kayıplarına yol açacak. Örneğin hatalı tartım alırsanız hem zaman kaybı hem de maliyet kayıplarına yol açacak. Çünkü test tekrarlarına gideceksiniz. Tabii ki fark edebilirsiniz. Fark etmezseniz de piyasaya sürmüş olduğunuz ürünlerin kalitesi etkilenecek. Yani limit dışı ya da uygun olmayan ürünleri piyasaya sürmüş olacaksınız. Bu açıdan önemli. Askıda tartım teknolojisi size bu riski ortadan kaldırma gibi bir avantaj sunuyor. Ayrıca daha hızlı bir stabilizasyon da size sağlıyor. Bunu yaparken tabii ki kefede önemli. Burada askıya koymuş olduğumuz kefede de aslında şu var. Izgaralı bir sistem mevcut. Şurada görmüş olduğunuz gibi ızgaralı bir sistem var. Bu ızgaralı sistem hava akımlarının kefenin altına girdiğinde çok kolay bir şekilde çıkmasını ve sürkülü olmasını sağlıyor. Bu niye önemli? Günde yüzlerce tartım olan bir analisti düşünün. 2 saniye gibi daha kısa sürede bir stabilizasyona ulaşıyor olsa 100 örnekte 200 saniye yapar. Burada onlarca, yüzlerce çalışanın olduğu bir büyük bir laboratuvarda yıl sonunda ciddi bir iş yüküne tekabül eder. Bu açıdan önemli stabilizasyon. Sadece bunun için değerlendirmeyelim. Özellikle hızlı nem kapan sistemlerde, tuzlar gibi çok hızlı ortamın neminden etkilenen tartımlarda kısa stabilizasyon süreleri bizim için bir avantaj. Eğer bu uzarsa sürekli bir nem kapma durumuyla yanlış bir tartım alabiliriz. Bu açıdan kefenin durumu, kefenin nasıl olduğu da önemli. Şimdi rüzgar siperliğinde şu detaya tekrardan bir değinmek istiyorum. Rüzgar siperliği evet hava akımlarını kesme açısından önemli. Önemli bir detay ama biz analistler açısından bir de temizlik kolaylığı önemli aslında. Birazcık bunun üzerinde de durmak istiyorum. Gün içerisinde aslında güne başlarken bir doğrulama yapıyoruz teraziye ve her doğrulamadan önce teraziden sorumlu olan arkadaş teraziyi temizliyor, siliyor ve sonrasında doğrulama işlemini yapıyor ve güne hazırlıyor. Burada temizlik çok önemli bir rol oynuyor. E gün içerisinde de kontaminasyonlar olabiliyor ve bu kontaminasyonları analistin çok hızlı şekilde temizlemesi lazım. İşte burada rüzgar siperliğinin kolay ve pratik bir şekilde sökülüp takılması bizim için önemli bir detay oluyor. Arkada mandallar var. Bu mandallara tıkladığınızda kolaylıkla sökülebiliyor rüzgar siperliğimiz ve temizledikten sonra Hızlı ve yine pratik bir şekilde altta bulunan tırnaklar yardımıyla takılabiliyor. Bu bence oldukça kullanıcı dostu bir uygulama çünkü bizim işimizi gerçekten kolaylaştırıyor. Kesinlikle satın alma proseslerinde değerlendirilmesi gereken bir diğer detay olarak sayabiliriz. Bunun dışında kullanıcılar açısından ergonomik kullanım kolaylığı da çok önemli. Bizler tartım alırken bir elimizde spatula bir elimizde de tartım kaplarını ya da işte standart bir yerlerini tutabiliyoruz. Başka bir şey varsa onları da diğer elimizde tutup tartım işlemini alıp kefeye koymamız gerekiyor. Ama bu işlemde eğer sensör yoksa sistemlerin üzerinde ya da bir açma kapama tuşu yoksa bu manuel bir tuş olabilir. Sağda solda. Bakın bunda mesela sağda ve solda manuel tuşlar var aslında. Dokunmatik ama ekranın üzerinde. Farklı markalarda bunlar manuel olabilir. Bu da işimizi kolaylaştıran bir şey. Ama bunun yanında bunda olan birkaç detayı daha bahsetmek istiyorum. Hemen yan kapakların yanında bir tane aslında böyle iterek kapağı açabildiğimiz ve çekerek de kapağı kapatabildiğimiz kulakçıklar var. Bunlar da işimize çok yarıyor. Ama bence bir analiz gözüyle değerlendirmek gerekirse en iyi şey terazilerde sensör teknolojisi. Kesinlikle alacağınız terazide sensör teknolojisini talep edin derim. Sensör biraz maliyetleri arttırıyor olabilir ama uzun vadede kullanıcının işini gerçekten mükemmel şekilde kolaylaştırıyor. Bakın burada sağda ve solda sensörler var. Bu sensörlere dokunduğunuz zaman sistem açılıyor ve kapanıyor. Bize kullanıcı olarak nasıl avantaj sağlıyor? Bir, biz tartım esnasında bir sensör ya da bir kulakçık gibi bir şey yoksa bir elimizle, örneğin ben sol elimi kullanıyorum. Sol elimi kullanırken spatül sol elimde. Sol elimi tutuyorum, tartımı alıyorum ve kapağı açmam lazım. Mecburen sağ elimle açacağım. Ve bir çapraz sağ elimi uzatma refleksi gösteriyorum. Bu aslında kullanıcı tarafından hiç ergonomik değil. Günde yüzlerce tartım alan bir kişi aslında sağ taraftaki omzunu ve kaslarını ciddi bir gerilme kuvvetine maruz bırakıyor. Bunu günde yüzlerce kez tekrarlıyorsanız kas ağrılarıyla gün sonunda karşılaşacağınız anlamına geliyor bu. Ve bunu yıllarca aynı şekilde tekrarlarsanız bu bir meslek hastalığına dönebilir. Özellikle çalışan sağlığı ve güvenliği açısından sensör teknolojisi büyük bir avantaj sunuyor. Ve bunun yanında süreçlerimizi kolaylaştırıyor ve hızlandırıyor. Daha hızlı tartımlar alabiliyoruz. Bu da tartımın daha kaliteli olabilmesini sağlıyor aslında. Bunun için sensör teknolojisi çok önemli. Kesinlikle bence bir terazi alıyorsanız bunu da içerisine dahil etmeniz gerekiyor sensörün kullanabilirliği de çok önemli. Bakın bunda 3 tane opsiyon var. Bir, ekrandaki sağ ve sol tuşlardan açıp kapatabilirim. Kulakçıklardan açıp kapatabilirim. Sensörden açıp kapatabilirim. Benim için tüm opsiyonlar sunulmuş. O anda hangisi benim için kolaylık sunuyorsa onu kullanabilirim. Evet bunların dışında şu önerilerde bulunabiliriz. Satın alma süreçlerinizi iyi yönetebilmek adına. Bir terazi alıyorsanız minimum tartım miktarlarınızı, maksimum tartım miktarlarınızı bilmeniz gerekiyor. Yani terazide minimum ne kadar tartıma ihtiyacınız var, maksimum ne kadar tartıma ihtiyacınız var. Bu çok önemli. Doğru skaladaki teraziyi seçebilmek için sormanız gereken ilk sorulardan. Okunabilirlik ve doğruluk değerleriniz ne olması gerekiyor? Örneğin bu terazide D eşittir 0.01 miligram demiş ve bu da bizim bu terazinin 5 haneli bir terazi. Virgülden sonra miligram düzeyinde 2 basamağa kadar okuma işlemini yüksek doğruluk ve hassasiyette gerçekleştirebiliyoruz anlamına geliyor Maxsta 220 gram demiş Bu da dara dahil. Yani tarttığınız kap dahil 220 grama kadar tartımlar alabileceğiniz anlamına geliyor bu sistemde. Bunun dışında bir bilgisayar entegrasyonuna ihtiyacınız var mı? Bir LIMS sistemi gibi doğrudan bir laboratuvar yönetim sistemlerine entegrasyon ihtiyacınız var mı? Bunu değerlendirmeniz lazım. Eğer böyle bir ihtiyacınız varsa bunu da yine şartlarınız arasında eklemeniz gerekiyor. Bunun dışında şunu belki ekleyebiliriz. Terazide nasıl bir ortamda çalışacaksınız? İşte çok sıcak bir ortam mı? Çok soğuk bir ortam mı? Çünkü terazilerin maksimum ve minimum çalışabilecekleri sıcaklık aralık var Buna göre uygun skalayı belirleyebilirsiniz. Bu detaylara dikkat ederek aslında prosesleriniz için analitik ve hassas terazi satın almalarınızda doğru teraziye karar verebilirsiniz. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak bir metler toyota uzmanından yardım talebinde bulunabilirsiniz hızlı bir dönüş yaparak sorularınıza cevap vereceklerdir. Evet videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla videodan haberdar olabilmek için kanalımızı takip etmeyi, bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda bildirimleri açarsanız yeni videolardan da anında haberdar olursunuz. Yeni bir videoda görüşene kadar hoşçakalın.